Merhabalar. 5. sınıf matematik dersi 2. öden 1. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. videoyla da yine birlikte olacağız. Yukarıda şeklin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şekilde bir doğruyu görmekteyiz. Doğru şu şekilde gösterilebilir. A, B ve doğru simgesi koyulabilir. Veya arkadaşlar AB doğrusu şeklinde gösterilebilir. Bakıyoruz ışın Arkadaşlar bu da şu şekilde gösterilebilir. A B ışın veya arkadaşlar A'dan kapalı, B'den açık olacak arkadaşlar. Çünkü B sonsuza kadar devam edebilir. Birim kareli kağıt üzerine belirtilen A noktasının B noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar B noktasına göre dediği zaman B'den başlayacağız. Bakıyoruz. 1 2, 3 birim güney. 3 birim güneyde. Güneyde. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim batıda. 8 birim batıda arkadaşlar. 3 birim güneyde, 8 birim batısında diyoruz. Arkadaşlar burada doğru parçası verilmiş. Burada doğru parçasında arkadaşlar iki tarafından kapalı olduğu için C D doğru parçasını bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Doğru parçasının bir uzunluğu da vardır. Diğerlerinin uzunluğu olamaz çünkü sonsuza kadar devam edecektir. Aşağıdaki doğru parçalardan hangisinin uzunluğu diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar burada dikey ve yatay uzunluklarına bakıyoruz. Sırasıyla bakalım. 1, 2, 3, 1 birim. 3'e 1. Bir. Burada 1, 2, 3, 1 birim. Yine 3'e 1. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2. Evet CD farklı. Bakıyoruz bir birim. 1, 2, 3 birim. Evet hangisi farklı? C, D doğru parçası diğerlerinden farklı. Yukarıdaki açılardan kaç tanesinin ölçüsü 90 dereceden küçüktür diyor arkadaşlar. Buraya bakıyoruz dik açı 90 derece. Buraya bakıyoruz arkadaşlar 90 ve 90'dan büyük. Bakıyoruz 90'dan küçük. Bakıyoruz 90'dan küçük. İki tanesi arkadaşlar 90'dan küçüktür. 20 TL paranın %30'u kaçtır? Arkadaşlar 20 TL paranın 20 ile 30 bölü yüzde ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çarpma işleminde hemen sıfırları götürüyoruz arkadaşlar. 2 kere 3, 6 TL'dir. Aşağıdaki kitap etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle satılıyorsa Kitap kaç TL'ye satılır? Öncelikle %30'unu bulacağız. Nasıl buluyoruz? 40 çarpı 30 bölü 100. Sıfırları götürdüğümüzde arkadaşlar 12. İndirimle satıldığı için 40'tan da arkadaşlar 12'yi çıkardığımızda 12 2 çıktı 8. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2. 28 TL'ye satılmış olur. Aşağıdaki şekillerin hangisinde doğrular paraleldir diyor. Arkadaşlar baktığımızda bunlar çakışıyor olamaz. Bunlar çakışık olamaz. Bunlar burada çakışır olamaz. Bu iki doğruya baktığımızda sonsuza kadar çakışmaz. Birbirine paraleldir. Yukarıdaki açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olsaydı 90 olurdu. Demek ki 60 olamaz, 70 olamaz, 90 olamaz. Bakıyoruz tam ortasından geçtiği için de burası da 45'tir. 90, 45 kaç eder? 135 derecedir. Hangisi çokgendir? Arkadaşlar çokgenler kapalı olacak ve eğri olmayacak. O halde cevap B şıkkı. Bu açık. Bunda eğri var. Bunda eğri var. Olmaz. Üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir? Bakıyoruz arkadaşlar. 70-60 ne eder 130 180'den 130 çıkarırsak kaç kalır? 50 Buraya baktığımızda 140 kaç kaldı? 40 Buraya baktığımızda 90 50 Burası da 40 Buraya bakıyoruz 90- 35 Burası da kaç 55 olur. Baktığımızda arkadaşlar dar açılı bütün açıları dar aç olması gerekir. Bütün de buraya bakıyoruz 100 açı 90'dan büyük burada 90 derecelik açı var burada 90 derecelik açı var burada. Hepsi 90'dan küçük olduğu için A şıkkı dar açılı üçgen. P düzleminde verilen KLM doğrular için hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz K L'ye diktir. Bakıyoruz K L'ye diktir doğru. K paralel dilme. Bakıyoruz K M'ye paralel değil diktir. Yanlış. Bakıyoruz L paralel dirme. L ile M sonsuza kadar kesişmez doğru. K Diktir bakıyoruz. K, M'ye diktir. Doğru. Hangisi yanlıştır? C şıkkı. Ondalık kesirlerin yüzdelik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakıyoruz. Sıfır tam. Onda yüzde altı olacak. Bakıyoruz hangi şıkta var bu? Sıfır tam yüzde altı. Bu şekilde yüzde olarak gösterilir. İfadelerden hangisi yanlıştır diyor. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Doğru. Birbirine zıt yönde oluşan İki ışın başlangıç noktaları aynı ise doğru oluşturur. Doğru. Bir noktadan yalnız bir doğru geçer. Yanlış arkadaşlar. Bir noktadan binlerce doğru geçebilir. Doğrudaş üç noktadan bir doğru geçer. Doğru arkadaşlar. Cebimde 200 TL'si bulunan Ramazan parasının yüzde 45'iyle pantolon alıyor. Buna göre Ramazan kaç lirası kalmıştır diyor. Bakın arkadaşlar. Öncelikle pantolona ne kadar ödediğini bulacağız. Nasıl buluruz? 200'ün 45. %45'ini bulmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfırlar birbirini götürür. 2 kere 45, 90 lirasından pantolon almıştır. O halde 200'den 90'ı çıkardığımızda ne kalır? 110 lirası kalmıştır. Ne kadar kalmış? 110 lirası kalmıştır. 1200 sayısının %25'i kaçtır? Hemen 1200... 25 bölü 100 yapıyoruz. Sıfırlar birbirini götürür. Evet 12 çarpı 25. Hemen 12 ile 25'i çarpalım. 2 kere 5 10 0 elde var. 1. 2 kere 1 2 kere 2 4 1 daha. 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2 0. 5 5 daha 10 0 elde var. 1. 2 1 de elde 300. Ne kadarmış arkadaşlar? 300'müş. Aşağıdakilerden hangisi doğrunun özelliklerinden değildir diyor. Sonsuz noktalar kümesidir doğru. İki büyük veya bir küçük harflerle gösterilebilir. Evet arkadaşlar. Mesela D doğrusu küçük bir D, D harfiyle veya AB şu şekilde. AB kapalı olacak doğrusu şeklinde gösterilebilir. Uzunluğu ölçülebilir diyor. Evet sadece zaten doğrunun üzerinde. Eni boyu yoktur diyor arkadaşlar. Eni boyu doğrunun özelliği değildir arkadaşlar. Eni boyu yoktur doğrunun özelliği değildir D şıkkı. Hemen bakıyoruz. Payda, ilk önce paydalar eşit değil. Paydalar eşit diyeceğiz. Burayı 5 ile. Burayı 1 ile. Ne yapıyoruz? 1 kere 8, 8. 1 kere 25, 25. Artı 2 kere 5, 10. 5 kere 5, 25. Şimdi paydalar eşit olduğu zaman paylar toplanır paya. 18 bölü 25 olacaktır. Burada baktığımızda arkadaşlar paylar eşit olduğu zaman ne yapıyoruz? 13'ten 5 çıktı 8 payın bir tanesini yazıyoruz. 8 bölü 10. Aşağıdaki okunuşu verilen sayıları yanlarına yazınız. 0 tam 10 da 9. 0 tam 10 da 9 bu şekilde. 12 tam 10 da 2. Bakıyoruz arkadaşlar. 12 tam. Tam kısmı tam kısma yazıyoruz. 10 da 2. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 5 tam. 1000 de 5. 5 tam. 10'da olmadığı için 0, yüzde olmadığı için 0, 1000'de 5 bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Açıların çeşitleri burada dar açı arkadaşlar. Burada dik açı 90 derece, burada da geniş açı 90'dan büyük olduğu için. Hemen uygun olanları yerleştirin diyor büyük küç, küçük eşit büyüklerden. Arkadaşlar baktığımızda %30, %12'den büyüktür. %84, %70'den büyüktür. Arkadaşlar bakıyoruz. Onda bir. Yüzde ona nedir? Eşittir. Bakıyoruz arkadaşlar. 0,6 yüzde 45'ten büyüktür arkadaşlar. Yüzde 45 0,45'e eşittir arkadaşlar. Ali'nin satın aldığı ürünlerden ve fiyatları yanda verilmiştir. Kasaya 30 TL veren Şeval para üstü olarak kaç TL alır? 12,75 liraya 10 12, 2,75 liraya defter, 4,90'a da ne yapmış? Oyuncak ayağı almış. Toplayalım arkadaşlar. 5 7 7 9 16'nın 6'sı elde var. 1 2 4 daha 6 1 de elde. 7 bir aşağı. 17,65 lira. Arkadaşlar ne yapacağız? 30 TL vermiş. 30 TL'den 17,65'i ne yapacağız? Çıkaracağız. Arkadaşlar buraya 0 0 koyuyoruz. Sonra buradan bir onluk alıyoruz. Burada 9 kaldı. Buradan bir onluk aldığımızda burası 9. Buradan bir onluk aldığımızda burası 9. Burası 10 on oldu. Ondan 5 çıktı. 5. 9'dan 6 çıktı. 3. 9'dan 7 çıktı. 2. Burada 2 iki kalmıştı. 2'den 1 çıktı 1. Ne kaldı? 12 lira 35 kuruş kaldı. Ne kadar kalır? 12 lira 35 kuruş para üstü alması gerekir. 3,5, 3 tam onda 5, ondalık kesri aşağıdakilerden hangisini? Arkadaşlar bu eşit değildir diyor. Bu cevap A şıkkı. Bu yüzde 5. Buraya bakıyoruz 3 tam onda 5. Buraya bakıyoruz eşit eşit. Virgülden sonra rakamdan sonraki sıfırlan bir değer olmadığı için bunlar eşittir fakat A şıkkını eşit değildir. Noktalardan hangisi verilen doğru üzerinde değildir? Bakıyoruz arkadaşlar m doğru üzerinde f doğru üzerinde n doğru üzerinde s doğru üzerinde değil cevap c şıkkı hangisi çokgen değildir arkadaşlar kapalı olmadığı için bu çokgen olmaz cevap d şıkkı arkadaşlar baktığımızda hangisi doğrudur diyor y'den kapalı m'den açık doğru a şıkkı bakıyoruz burada r'den açık olacak yanlış bakıyoruz buradan z'den açık olacak yanlış bakıyoruz burada L'den açık olacak. Yanlış. Hangisi doğru? A şıkkı. Verilen doğruların birbirine göre ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Baktığımızda arkadaşlar A, C doğruları dik kesişir. A ile C'ye bakıyoruz dik kesişmiş doğru. B, D doğrularına baktığımızda dik kesişir diyor. B ile D dik kesişmemiş. Yanlış. A ve B doğruları paraleldir. Bakıyoruz A ve B doğruları paraleldir. Doğru. A, ve B ve C doğruları dik kesişir. Bakıyoruz. B ve C dik kesişmiş doğru. Hangisi yanlıştır? B şıkkı. Yandaki verilen noktalı kağıttan B noktasının A noktasına göre konumu verilmiştir. A noktasına dediği zaman A'dan başlıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağında. 1, 2, 3, 3 birim yukarısında. Hangi şıkta var bu? Bakıyoruz. 5 birim sağında. 3 birim yukarısında A şıkkında var cevabımız A şıkkı. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.